Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizde de üçgenlerin açıları ile ilgili problemlere geçiyoruz. Birinci problemimizi okuyalım. Daha doğrusu birinci problemimizi okumadan önce şurada e, önemli bir bilgi var. Bir üçgenin iç açılarının toplamı 180 derecedir. Yani herhangi bir üçgen gördüğünüzde onun içindeki açıların hepsini üçünde topladığınızda 180 derece olduğunu unutmayın. Bu her zaman bizim bileceğimiz bir Bilgi. Şimdi problemimize bakalım. Birinci sorumuzda şekilde bir üçgen görüyoruz. ABC üçgeni. A açısı 67 derece, B açısı 65 derece, C açısının soru işareti var. Yani C açısını kaç derece? Onu bulacağız. Şöyle yapıyoruz. A açısıyla B açısını topluyoruz. 67 ile 65'i topluyoruz. Evet. 75 daha 12 elde var bir. 7 oldu. 6 daha 13. A ve B'nin ölçüsü 132 çıktı. Şimdi 3 açımızın iç, üçgenin içindeki 3 açının da toplamı 180 olduğuna göre 180'den A ve B'yi çıkartacağım. Geriye C açısını bulmuş olacağım. 180 dereceden bulduğum 132'yi çıkarıyorum. 0'dan 2 çıkmaz. Komşudan aldık. 10'dan 2 çıktı. 8. Burada kaldı 7. 7'den 3 çıktı. 4. Birden bir çıktı sıfır. Demek ki C açımız 48 dereceymiş. Hemen yerine yazıyoruz. İkinci problemimizde bir geniş açılı üçgen görüyoruz. M açısı 24. K açısı 17. L açısını bulmamız isteniyor. Yine aynı M ile K'yı topluyorum. 24 ile 17'yi topluyorum. 7, 10, 7 4 daha 11. Elde var 1 verdim. 3 oldu. 3 1 daha 4. İki açının ölçüsü 41 oldu. Şimdi 180'den 41'i çıkarıyorum ve diğer açıyı bulacağım. 0'dan 1 çıkmaz. 10'dan 1 çıktı 9. 7 kaldı. 7'den 4 çıktı. 3 1 aşağıya. 139 derece. Demek ki L açımız 139 dereceymiş. Cevabı bulduk. Alttaki üçgenimize bakalım. Alttaki üçgende TUV üçgeninde T açısı 50 derece. V açısını bulmamız isteniyor. U açısının derecesi yazılmamış ama işaretten anlayacağınıza göre bu bir dik açı. Dik açı işareti var. Ortasında nokta var. Yani burası 90 derece. O zaman 90 ile 50'yi topluyorum. U ve T açılarını topluyorum. 0 140 oldu ikisi. Şimdi V açısını bulmak için 180'den 140'ı çıkartacağım. Çıkarıyorum. 8'den 4 çıktı 4. Demek ki V açımız kaç derece çıktı? 40 derece. Yerine yazalım. 40 dereceymiş. Evet, diğer problemlerimize devam edelim. Burada ABC üçgenimiz var ve ABC üçgenimizin şöyle ortasında bir eee çizgi var. Buna göre A açısı bir bölümü 65, diğer bölümü belli değil. Zaten bize orayı soruyor. B açısı 53 derece, C açısı 47 derece. Bunu şu şekilde yapalım. 53 ile 47'yi yani B ile C açısını toplayacağım. Sonra A açısını hepsini bulacağım. 180'den çıkaracağım. Uygulayarak gösterelim. İlk önce B ile C'yi topluyorum. 53 ile 47'yi topluyorum. 7, 3 daha 10. Elde var 1, 6 oldu. 4 daha. Yani B ve C açısı toplamda 100 derece çıktı. Şimdi A açısının hepsini bulacağım. 180'den 100 dereceyi çıkarıyorum. Evet 8'den 0 çıktı. 8 1'den 1 çıktı. Yani A açısı şu 65 ile şurası ikisi beraber 80 dereceymiş açısının bir kısmının 65 olduğunu biliyorum. Diğer kısmını bulmak için 80'den de 65'i çıkarırsam şu küçük kısmı bulacağım. 80'den 65'i çıkarıyorum. 0'dan 5 çıkmaz. 10'dan 5 çıktı 5. 7 kaldı. 7'den 6 çıktı 1. Demek ki şu boyalı olan açımız soru işaretinin olduğu yer 15 dereceymiş. Diğer şeklimize bakalım. Burada D Şurayı yanlış yazmışız. Buna başka bir isim verelim. Evet K diyelim. D, E, F üçgenimiz var. Ve K doğrusunun üzerinde. K doğrusunun üzerinde üçgenin dışındaki bir açı 124 dereceymiş. İçindeki açıyı soruyor. Bize D ve E açılarını vermemiş. Aslında bu D ve E açılarına hiç gerek yok. Zaten vermemesi de normal. Bize soru işareti olan yeri soruyor. Ben size şöyle diyeyim. Şuradaki açı ile şuradaki açıyı ikisini birleştirdiğimiz zaman bakın doğru açı oluyor. Önceki derslerden hatırlarsınız. Doğru açımız neydi? Şu gösterdiğim yer 180 dereceydi. O zaman ben bu 180'den 124'ü şu dışarıdaki açıyı çıkarırsam şurasını bulabilirim. Çok basitmiş. 180 derece doğru açı burası. Bakın şu iki çizgimizin olduğu yer doğru açı 180'den 124'ü çıkarıyorum. 0'dan 4 çıkmaz. 10'dan 4 çıktı 6, 7 kaldı. 7'den 2 çıktı 5. 1'den 1 çıktı. Demek ki soru işaretimizin olduğu yer 56 dereceymiş. Zaten 56 ile 124'ü toplasanız 180 edecek. Çünkü biz çıkararak bulduk. Böylece üçgenimizin içindeki F açısını bulmuş olduk. Gelelim diğer alıştırmamıza. Burada P, R ve S üçgenimiz var. Yine üçgenimizin içinden geçen bir çizgi var ve bakın üçgenimizin içinde bir dik açımız var. Şimdi buradaki dik açıyı bilmek bize çok kolaylık sağlayacak. Neresini soruyor? Şurasını soruyor. Şimdi ilk önce isterseniz şöyle yapalım. 60 ile 90'ı toplayalım. 60 ve 90 topladık 150 derece. Şuradaki küçük olan tarafı bulalım. 180'den 150'yi çıkarıyorum. Evet. Burası 30 derece. Yani şu üçgenimizin şu içindeki kalan kısım 30 derece. R açısının tamamına baktığımızda dik açı işaretini görüyoruz. Nokta konmamış ama dik açı işaretimiz var. Burası dik açıysa Soru işareti bulmak için 90 dik açımız 90. 90'dan 30'u çıkarırsak şurasını bulacağız. 90 dereceden 30 dereceyi çıkarıyorum. Evet. Demek ki soru işaretimizin olduğu yer 60 dereceymiş. Şöyle göstereyim. Kenarda kaldı. Göremediniz. Bir daha tekrar edelim. 60 ile 90 dereceyi topladık. Şurası bir üçgen olduğu için PRT üçgeni. Şu üçgenin içinde 60 ile 90'ı topladık ve şu kısmı bulduk 30 derece çıktı. Sonra diğer üçgenimize geçtik. RTS üçgenimize geçtik. Burada dik açı işareti vardı. Dik açıdan 90 dereceden 30 dereceyi çıkardık ve burası 60 derece oldu. Gelelim diğer sorularımıza. Evet, buradaki şeklimiz biraz karışık gibi gözüküyor fakat şimdi çözdükçe kolay olduğunu anlayacaksınız. Burada İlk önce şöyle bakalım. D, E, F isminde büyük bir üçgenimiz var. Evet. Sonra bu üçgenin içine girmiş olan K, L ve M üçgeni var. Ve iç içe girdiklerinde burada küçük bir üçgen oluşmuş. Z, L, F üçgeni. Ve bu küçük üçgenimizin içindeki üstteki Z açısının ölçüsünü bizden soruyor. Onu bulmak için ilk önce şöyle yapalım. Şu büyük üçgenimiz D, E, F üçgenimizde. Şu büyük üçgenimizdeki şu F yazan yeri bulalım. Nasıl bulacağız? 70 ile 75'i toplayacağız. 180'den çıkarınca şu F'yi bulacağız. Hemen yapıyorum. 70 şöyle üçgenimizde gözümüzün önünde dursun. 70 ile 75'i topluyorum. 5, 14, 145. 180'den 145'i çıkarıyorum. 0'dan 5 çıkmaz. 10'dan 5 çıktı 5. 7'den 4 çıktı 3. F açısı 35 çıktı. Evet 35 derece. Burayı bulduk. Şöyle biraz yaklaştıralım. Evet. F açısı 35 derece çıktı. Şimdi L açısını bulacağım. Onun için de şu büyük üçgene bakalım. K, L ve M üçgeni. Şöyle büyük üçgene. 65 ile 60'ı toplayalım. Sonra 180'den çıkarıp burayı bulalım. Hemen 65 ile 60'ı topluyorum. 5, 6, 6, 12, 125 oldu. 180'den 125'i çıkarıyorum. Evet 0'dan 5 çıkmaz. 10'dan 5 çıktı 5. 7 kaldı. 7'den 2 çıktı 5. 1'den 1 çıktı 0. 55. Yani şuradaki L açımız 55 çıktı. Evet. Şimdi geldik üstteki bize soru işaretiyle verilen açıyı bulmaya. Bakın burada küçük bir üçgen var. Z, L, F üçgeni. Biz bu küçük üçgenin içindeki iki açıyı şimdi bulduk. 55 ve 35. O zaman burayı bulabiliriz. 55 ile 35 toplayalım. 55 ile 35'i topluyorum. 5 5 daha 10 50 var 1 6 3 daha 9 90 oldu. Şimdi 180'den 90'ı çıkarırsam burayı bulacağım. 180'den 90'ı çıkarıyorum. 0'dan 0 çıktı 0. 8'den 9 çıkmaz. 18'den 9 çıktı 9. 90 çıktı. O zaman soru işareti olan yer 90 dereceymiş. Şöyle şuraya kısaca küçük bir şekilde sığdırabilirim. 90 derece bulduk. Ve geldik son sorumuza. Biraz küçültelim. Yazılarımız okunmuyor. Evet. Yandaki ABC üçgenin açılarına göre çeşidi nedir? İlk önce A açısını bulmamız gerekiyor. Çünkü bütün açılarını göremiyoruz. Dar açı var, dar açı var ama burası dar mı, geniş mi veya dik mi bilmiyoruz. İlk önce bir inceleyelim. 59 ile 31'i toplayalım. 59 ve 31'i topluyorum. 9 1 daha 10. 50 var 1. 6 3 daha 9. İkisi 90 yaptı. 180'den 90'ı çıkarıyorum. 0 18'den 9 çıktı. 9. Demek ki A açımız 90 derece çıktı. Yani dik açıymış burası. Bakın 90 derece. Şimdi çeşidini yazalım üçgenin Çünkü ne diyordu sorumuzda? Üçgenimizin çeşidi nedir? Diyordu bize. Üçgenimizde bir dik açı var. O zaman bu üçgenimizin ABC üçgeninin adı dik açılı üçgendir. Böylece cevabımızı yazmış olduk. Evet, bu problemle üçgenlerle ilgili problemler konusunun sonuna geldik. Sizlere derslerinizde başarılar, iyi çalışmalar diliyorum.